Çok acayip. Peki Türkiye'de bunu tabii kozmetik ayağı bence bu insanların TikTok paylaşımlarından çok fazla ve abuk paylaşımlarından öne çıktı. Çünkü bence sosyal olarak sosyal statüsel anlamda hani belli bir hazım prosesinden geçmedikleri için habire bir görgüsüzlük, habire bir gösteriş olduğu için. Hiç bu gösterişler olmasaydı bu düzen devam eder miydi sence? Bu gösterişler olmasaydı tabii ki bence bu düzen devam edebilirdi. Yani şöyle ki devam ederdi. Şu an hani Polat ailesi için söylemiyorum ben. Türkiye'de baktığımız zaman birçok firma eminim ki naylon fatura kullanıyordur. Hesaplarını kapatmak, vergiden hani düşürmesi için giderlerine, faturalarına mutlaka böyle şeyler ekliyorlardır. Hani birçok firma vardır diye düşünüyorum. Ama bunlar genelde ne oluyor? Bu faturalar tabii ki vergi denetmenlerinin takibine takılıyor. Ama ne zaman? 3 sene sonra, 4 sene sonra, 5 sene sonra. Çünkü çok şirket olduğu için ve çok şirket de tasfiye halinde olduğu için ki bunlar genellikle tasfiye şirketlerini kullanıyorlar. Bu çok geç fark ediliyor. Fark ettiğinde de devlet ya vergi dairesi o firmaları çağırıyor, hesaplamalar yapıyor. Sizin de şu kadar diyor faturalarınız diyor hani sahte çıkmış diyor. Evet bir işlem başlatıyorlar ama bu daha çok bir para cezası oluyor. Zaten bu anlamda firmalar o para cezasını ödemeye razılar. Eğer ki farz edelim ki Polat ailesi bu kadar yakalanmamış olsaydı, bu kadar derinlemesine girilmemiş olsaydı belki de sadece 3 sene sonra vergi cezasıyla ve vergi masrafını arttırarak da belki cezasını ödeyeceklerdi. Hani bunun biz benzerlerini daha öncesinde çok gördük. O yüzden hani ben de hani bu kadar toplumun gözünün içine sokmasalardı, işte bir vergi dairesi daha ayrıntılı incelemeye, MASAK daha ayrıntılı incelemeye girmemiş olsaydı, belki de hani bu tabloyu görmeyebilirdik. Çok acayip. Bir de ya şunu göstereceğim ister istemez. Bu tek elden mi oluyor bunlar? Çünkü neden diyeceksin? Mesela Dilan Polatlar'da da aynı şey vardı. Bu Şulemsi diye bir hesap var ya. Hani ay, çok pardon müziği kapattım. Şimdi mesela resmen şey gibi hani before and after gibi şeyleri var, tamam mı böyle? Yemin ediyorum Netflix Amerika bunu belgesel yapar ya, koşa koşa vallahi o derece. Hatta film ne belgeseli. Yani bir anda bakıyorsun Allah'ım evrim geçirmiş gibi kıyafetler, işte ne bileyim kapalıysa kapalı hali, açıksa açık fark et. Sadece kıyafetler değil, her yönüyle baksana kocası burun ve anladığım kadarıyla kulak ameliyatı olmuş. Hanımefendi de işte Allah ne verdiyse olmuş ama sosyal anlamda da çok ciddi bir şey var. Bunun kaynağı tek yer mi? Buna tek yer mi söylüyor bunu anlamadım. Yani bakınca bu manzaralardan paylaşım benzerliğine ne söylemek lazım? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında hani bunların hepsi Çok için özür diliyorum. Bir okuyucum şey bir izleyici demiş ki para insanı gerçekten değiştiriyormuş. doğru. Şimdi bunların aslında hepsinin örnek aldığı kişi Dilan Polat'tı. Yani bütün herkes şimdi onları örnek alıyordu. O camiada. Şimdi Dilan Polat'ta nasıl video çekiyorsa onlar da onu taklit ediyorlardı. Şimdi doğal olarak hani biz bu kareleri ya da bu kişileri bu kadar görmemizin aslında nedeni de yine dediğim gibi Dilan Polat'ı, Engin Polat'ı örnek almalarıydı. İşte drone'lu çekimler, sürekli böyle hani şaşalı böyle bir gösterişler. Hani parayı bulduk ama hani kültürel anlamda kendimizi geliştiremedik. Hani mesajlarını verilen görüntüler, hani para bizde artık mesajı vermeleri. Aslında baktığımız zaman hani fotoğraftaki yüzleri kapatmış olsak hani Dilan Polatlarla bunların diğerlerinin görüntülerini hep böyle arka arkaya versek biz şunu da diyebiliriz. Bunların hepsi aynı kişi de diyebiliriz. Aynı kişiler de diyebiliriz yüzlerini kapatsak. Çünkü hepsi Dilan Polatları ve Engin Polat'ı örnek alıyordu. Şimdi o yüzden şaşırmıyoruz bu görüntülere. Ama şimdi ne oldu? Polat ailesi cezaevine girince muhtemelen bu aileleri de bir endişe. Peki ya hayatın akışına aykırı olan yani normal olmayan bu ani zenginleşmeyi
Daha mesela diğer hesaplara baktığımızda işte Şulemsi'den bahsediyorlar insanlar, işte Özlem Öz, işte Tayyargiller diyorlar ya hani onlara, onlardan bahsediyorlar. Evet. Bir takım hesaplardan var mı mesela senin kulağına gelmiştir araştırılan başka hesaplar veya bu konuda bir dakika ne oluyoruz şeklinde bir bakış açısı emniyetin ya da MASAK'ın? Şöyle diyelim, MASAK'ta vergi dairesi de şu an incelemelerine başladı. Bu anlamda biz önümüzdeki günlerde bu yani sosyal medyaya yansımış olan ailelerle ilgili de biz önümüzdeki günlerde çalışmalar mutlaka göreceğiz. Öyle söyleyelim. Öyle mi? Evet. Bu da mesela sosyal medyada çokça tartışılan işte altınları tepside getiriyor. Kardeşi kulaklarına takmış falan. Ondan sonra işte öyle olmadı bundan da ver kilomca altın ver falan meselesine geliyor işler. Peki önümüzdeki dönemde göreceğiz derken böyle tanınanlar üzerinden mi gidiyorlar yoksa şeyi mi çok takipçilik üzerinden mi süzüyorlar yoksa paylaşımlarına mı bakıyorlar sence? Şimdi öncelikli olarak paylaşımlara bakılıyor. Yani onu belirtelim. Ha. Çünkü bütün güzellik merkezlerine hani şu an incelemeleri çok böyle hani zor ve doğal olarak da çok ciddi personel gerektiriyor. Yani şu an bütün güzellik merkezlerini inceleme alırsalar diğer alanlardaki şirketler için sıkıntılar olabilir. Yani onların hareketleri gözden kaçmış olabilir. Sadece güzellik merkezleri bazına söylemiyorum. Türkiye'de çok fazla şirket olduğu için söylüyorum yani. Ama şunu belirtelim. Özellikle şu an tasfiye halinde olan bütün şirketleri ekstradan inceliyorlar. Yani denetliyorlar. Eskiden tasfiye halinde şirketlerin tasfiyesi daha kolaydı. Şimdi daha da zorlaştıracaklar. Kestikleri faturalara bakacaklar. Özellikle güzellik merkezlerinde faturalar kestiyseler o şirketin tasfiyesini bir durduracaklar. Hani faturalarını inceleyecekler. Aynı şekilde kestikleri faturaları da inceleyecekler. Ama burada hani daha çok evet hani şu an hani sosyal medyada Polat ailesi gibi paylaşımları olan ve orada da lüksü abartmış olan. Çünkü mesela 24 yaşında bir kızdan bahsediyor. İşte helikopterin olduğunu, bilmem şu kadar evinin, arabasının olduğunu söylüyor. Şimdi doğal olarak vergi dersi diye bir dakika diyecek. Senin bakayım hani bunları alabilecek mal varlığın var mı? Sen bunu nasıl aldın? Bu para sana nasıl geldi? Nereden hani bunları alabildin? Gerçekten de helikopterin var mı? Yok mu? Aldıysan bu paranın kaynağı ne? Bunları tabii ki bütün hepsi mercek altına alınacak. Ama öncelikli olarak bizim o sosyal medyada gördüğümüz abartılı yaşayan tırnak içerisinde hani görgüsüzce paylaşımlar yapan kişiler üzerine olacak. Aç bir güzellik merkezi kurtulsun hayatın diye. Şöyle çok güzel bir soru var. Uğur Kılıç demiş ki iyi de bunlar parayı yurt dışına çıkarmışlardır ki çok geç kalınmıyor mu demiş mesela. Şimdi şöyle yurt dışına tabii ki bir miktar parayı çıkartmış olabilirler ama daha çok hani malın ve hani şirketleri de burada olduğu için yatırımları da daha çok hani burada. Bundan öncesinde birazcık bir kısım paralarını yurt dışına çıkartmış olma ihtimalleri tabii ki çok yüksek ve çıkartmışlar da. Ama yatırımlarına bakıyorsunuz. Mesela şunun için söylüyorum. Hani arkadaş hani Uğur Kılıç'a cevap anlamında söyleyeceğim. Polat ailesinin şu an hani ev konulan mallarına baktığımız zaman neredeyse 1 milyar TL'ye yakın bir mal varlığından bahsediyoruz. Arabalarda dahil olmak üzere, evlerden dahil olmak üzere. Yani sadece Dilan Polat üzerine tarlaları da birlikte, evlerle birlikte 29 taşınmazdan bahsediyoruz. Taşınırları geçiyoruz. Aynı şekilde Engin Polat üzerine var. Aynı şekilde şirketler üzerine var. Ve daha babasının kardeşlerine gelmedik. Yani şimdi bu kadar hani bir paranın da döndüğü yerde doğal olarak devlet de bunlara el koydu. Ve şirketleri de hani çalıştırıyor. Bunların hepsi ileriki dönemlerde satılacak, hazineye gelecek. Bu kişiler de bu saatten sonrasında bu diğer bahsettiğimiz isimler için de geçerli. Eğer ki MASAK hesaplarını dondurursa, dondurduktan sonra bütün mallarını el koyacak. Bu kişileri Türkiye'de yaşama alanı çok fazla bırakmayacaklar. Yani bu saatten sonra ancak yurt dışında Türkiye'de yaşıyor Emrullah yapma. Yok şöyle o anlamda söylemiyorum. O anlamda devlete borcunuz varsa devlet alacağını sizden hani her hesabınıza para yatırdığınızda onların hepsini sizden kesiyor.